İyi bir kaleci 3,3 milyon euro bonservis ödemiş. 3,5 yıllığına geliyor. Genç de bir kaleci. 27 yaşında. Aynen 27 yaşında. 88 Ancak doğumlu. enteresan dönüm noktaları var. Ben şimdi böyle bir baktım. Şöyle hemen söylemek istedim. Deniz Boyko hani iyi kaleci, köşelere iyi uzanan, kaleyi karşıdan gören pozisyonlar, şutlara karşı hani o uzun boyuna rağmen iyi pozisyon alan bir kaleci. Bunun içinde hani Beşiktaş'ın ilk istediği şeylerden, İlk alternatiflerden alternatiflerinden biriydi. biriydi aynen. Oydu. Seçenek onu istediler. 20 yaşında taraftarlardan acımasızca dayak yemiş. Bir saldırıya uğramış. Henüz 20 yaşında Obolon Kiev'de oynarken. Alkollü araç, 2010'da alkollü araç kullandığı için karakola düşmüş. Enteresan bir adam. Yani çok enteresan bir Tam adam geliyor Beşiktaşlık lige. adam yani. Dnipro'da önce geldiğinde istenmeyen adammış. Çılgın tavırları ve başarılı performansları taraftarın gözdesi yapmış. Hemen söyleyeyim, devam edeyim. Geçen sene Nisan 2014'te Çernomorets maçında rakip takımın hocasına hakaret etmiş. Malzeme olmuş, yetersiz falan demiş ancak bir ceza almamış. King Kong dışında Ukrayna'daki diğer lakabı kasapmış. Bir maçta iki oyuncuyu birden sakatladığı söyleniyor. Hoverla maçında. O da geçen sene bir pozisyonda. Pardon, arka arkaya iki farklı pozisyonda. İstem dışıymış. Hani anlaşılan şu ki biz Boyko'yu çok konuşacağız. Hani Beşiktaşların kendi gitmişlerle. aralarında bir laf vardır. Hani bizde sakat çok diye. Aynen. Artı bir oldu. Artı bir. Tam Beşiktaşların aslında seveceği tipte bir adam. Yani o hırslı, coşkulu. Çok öyle bir kaleci Aynen. yani. Hani mesela Melo'nun falan vardır. Mesela Daglava yapmıştı. Hani işte bir kurtarış yapar, tribüne yumruk yapar falan. Hani hakikaten çok hırslı bir kaleci.